rakipsiz performans, gerçek fiyat, Kumtel. İki gün önce AK Parti İstanbul İl Binası'nda terör örgütü PKK'nın eğittiği teröristlerin gerçekleştirdiği bombalı saldırı ve dün Bitlis'te DTP mitinginde yaşananlar. Terör örgütü PKK lehine sloganların atıldığı DTP'nin mitinginde bir vatandaş kalabalığın arasında Türk bayrağı açmış ve ardından bayrak açan vatandaş darp edilmişti. Yaşanan son iki olay seçimlere kadar olan sürecin gerilimli geçeceğinin işareti. Türkiye'nin aydınlık günler görmesini istemeyen karanlık odaklar bugüne kadar çok farklı yollar denediler, istediklerini başaramadılar. Alevileri çok tahrik ettiler ama Aleviler asla aklı selim Aleviler bu oyuna asla gelmedi. Hiçbir Alevi, aklı başında hiçbir Alevi, başta İzzettin Doğan olmak üzere, işte Alevilerin kanaat önderleri olmak üzere bu işe karşı çıktı. Bu tür provokatif eylemlere, teröre ve işte gerginliğe yol açacak her adıma karşı çıkıyor. Alevileri bu işte kullanamadılar. Dindarları kullanamadılar. Laik-antilaik çatışması çıkmadı. Yani o kadar uğraştılar, o kadar gayret ettiler, çıkmadı. Şu anda bu güçlerin ellerinde bir tek PKK kartı var. Türkiye'yi karıştıracak tek olay PKK. DTP'den gelen ve gerginliğin üzerine benzin döken açıklamaların perde arkasını net görmek için yapılmak istenene bakmak yetiyor. DTP'nin kazandığı birçok büyük şehir sayılabilecek İl ve ilçelerde sağlıklı belediyecilik yapamadığını görüyoruz. Her seçim Türkiye için çok kritik bir süreç. Ama bu seçim çok daha kritik. Eğer DTP bu seçimlerde yenilgiyle çıkarsa bütün politik argümanlarını yitirecek. PKK'yı gerginleşme besliyor. PKK kandan ve gerginleşmeden besleniyor. Kürt milliyetçiliği işte bu tür antidemokratik ortamlardan besleniyor. Şimdi siz bütün antidemokratik uygulamaları kaldırıyorsunuz. Halkın ekonomik değerlerini yükseltiyorsunuz. O zaman PKK'nın da işte DTP'nin de ya da Kürt milliyetçiliğinin de hiçbir politik argümanı kalmıyor. Şimdi şu anda buna oynuyorlar. Bu seçimlere kadar da bu tür eylemleri, ülkeyi gerginleştirecek eylemleri beklemek mümkün. Yani özellikle bu Nevruz kutlamaları bence çok önemli. Çünkü köprüden önce son çıkış bu. Ergenekon terör örgütünün deşifresinin ardından bu örgütün diğer terör örgütleriyle bağlantısı da ortaya çıkmıştı. Ve bu ilişki gün geçtikçe daha da belirgin hale geliyor. Türkiye'nin demokratikleşmesinin, normalleşmesinin hızla gerçekleştiği günümüzde provokasyonlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ufak tefek olayların, provokasyonların aklımızı başımızdan almaması gerektiğini düşünüyorum. Sinirlerle değil de aklımız ve kalbimizle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Samanyoluhaber.com. Sadece gerçekler.